Diriliş Ertuğrul TRT1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorlarını kıran ve tarihçilerden tam not olan sadece Türkiye değil, yabancı ülkelerde de ses getiren Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusundan acı haber geldi. Usta oyuncu trafik kazasında hayatını kaybetti. Gelin hep birlikte Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının hayatlarına bir göz atalım. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Esra Bilgiç. Son dönemlerde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü isimlerden biri de Esra Bilgiç'tir. Esra Bilgiç daha sektöre yeni adım atmış, ancak adından sıklıkla söz ettiren Türk bir oyuncudur. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın olduğu Diriliş Ertuğrul adlı televizyon dizisiyle kariyerine başlamıştır. Esra Bilgiç bu dizideki başarısından sonra ise kariyerinde ilerlemeye başlamış ve birçok yapımda yer almıştır. 2018 yılları arasında Esra Bilgiç oyunculuk alanında kendini geliştirmek için adımlar atmıştır. Bu yıllarda Royal Academy of Dramatic Arts London'da oyunculuk ve drama eğitimi almıştır. Esra Bilgiç bu eğitiminin ardından ise çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında yer almaya devam etmiştir. Bunların dışında Esra Bilgiç, yakında dijital platformlarda yer alacak olan internet dizisi, Zamanın Kapıları adlı dizide de rol alacağı bilinmektedir. İşte son hali. Cengiz Coşkun, spor akademisi mezunu olan oyuncu, aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından bu sayede Londra'da yapılan Dünyanın En Yakışıklı Erkeği yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi foto model ve en iyi fizikli mankeni seçildi. Cengiz Coşkun, televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisiyle adım attı. Kariyerinde yer aldığı en büyük projelerden biri, 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453 filmidir. O filmde Bizans komutanı Giovanni Giustiniani'yi canlandırarak iyice dikkat çekmiştir. Ardından 2012 yapımı Dağ filminde oynayan oyuncu, 2013 yılında Survivor Ünlüler, Gönüllüler yarışmasının 3. sezonunda mücadele etmeye başladı. Ancak yarışmanın 94 gününde elendi. Cengiz Coşkun, son olarak 2014 yılında TRT1'de yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde, Ertuğrul Gazi'nin yoldaşı Turgut Alp'i 5 sezon boyunca canlandırmış ve bu projede göstermiş olduğu başarı ile birlikte hayran kitlesini bayağı artırmıştır. Coşkun, aynı zamanda 2022 yılında sinemada gösterime giren ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu alan Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan karakterini canlandırmıştır. İşte son hali. Nurettin Sönmez. Nurettin Sönmez, Türk televizyon ve sinemasının başarılı isimlerinden biri olarak 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde başlayan Sönmez, daha sonra Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitimine devam etmiştir. Oyunculuk kariyerine adım atan Nurettin Sönmez, ilk kez Mavi Kelebekler adlı dizide izleyicilerle buluşmuş ve bu diziyle televizyon ekranlarında tanınmaya başlamıştır. Ardından Bir Zamanlar Osmanlı, Kıyam ve Diriliş Ertuğrul gibi tarihi dizilerde önemli roller üstlenmiştir. Özellikle Diriliş Ertuğrul'daki performansıyla geniş kitlelerin takdirini kazanmış ve büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Kuruluş Osman adlı dizide de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, buradaki rolüyle de seyircilerden büyük beğeni toplamıştır. Ancak 2021 sezon finalinde diziden ayrılarak izleyicilere veda etmiştir. Oyunculuğundaki başarısı ve karakterlere kattığı derinlikle dikkat çeken Nurettin Sönmez, Türk televizyonculuğunda iz bırakan projelerde yer almasıyla bilinmektedir. Arda Öziri. Arda Öziri, 14 Eylül 1978'de İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda Anemi grubunda da vokaldir. Sınıf arkadaşları arasında
Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler vardı. Birçok dizide rol alan, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan başarılı oyuncu, 27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası, sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri, 39 yaşında öldü. 29 Mayıs 2018'de mezun olduğu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku sahnesinde düzenlenen anma etkinliğinin ardından İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi. Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede yer almıştı. Magazin basınına düşen bomba habere göre Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek, ölen oyuncunun en yakın arkadaşı Balamir Emren ile evlendi. Sosyal medyanın da konuştuğu bu haberin de ardından Arda Öziri'nin hayatı ve diziler merak konusu oldu. Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir, Türkiye'de doğan Düzyatan 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuk kariyeri, çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmleriyle başlamış ve devam etmektedir. Ancak en çok bilinen ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayan rol, Türkiye'de büyük bir popülerlik kazanan Diriliş Ertuğrul adlı televizyon dizisindeki Ertuğrul Bey karakteridir. Bu dizi, Türk tarihindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde yer almaktadır. Engin Altan Düzyatan'ın performansı, dizinin büyük bir ulusal ve uluslararası başarısının elde edilmesine katkı sağlamıştır. Engin Altan Düzyatan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra çeşitli projelerde sunuculuk yapmış ve yapımcılık da üstlenmiştir. Türkiye'nin önde gelen ve aktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar ile evlidir. Çiftin bir kız ve bir erkek çocuğu vardır. Usta oyuncu şimdilerde ise yeni bir proje için hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Düzyatan'ın doğum gününü herkesin içini ısıtan bir mesajla kutladı. Düzyatan, ilk beraber kutladığımız doğum gününden bu yana 10 yıl oldu. Hayatta eşini bulabilmiş şanslı insanlardan hissediyorum kendimi. Huzurla, sevgiyle, birlikte nice 10 yıllara, iyi ki doğmuşsun. Notuyla eşine olan sevgisini bir kez daha ilan etti. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız.